Ancak şu an doktorlardan aldığımız bilgiler şu an iyi gitti, Zonguldak'ın iyiye doğru gittiği söyleniyor. Sağlık müdüründe yaptığı açıklamada, sağlık müdürü dün bir açıklama yaptı. Dedi ki filasyon konusunda 130 kişilik bir ekibin çalıştığını ve başarı oranının %99'lar civarı olduğunu söyledi. Halk Sağlığı, bu arada Halk Sağlığı eski müdürü, aile hekimi, Yeşilay Cemiyeti Başkanı da Doktor Fatih Akça da koronavirüsü testi pozitif çıktığı için tedavi altına alındı. Bu arada Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi'nde sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Onlar da sağlık personeline ihtiyacını giderme çabaları içerisinde. Bu arada cezaevlerimizden bizim devrek cezaevimiz ve Beycuma cezaevimiz devre sayısı çok yüksek. 1292 tane mahkum tahliye edilecek devrekten. Beycuma cezaevimizden de 193, yani 1485 kişinin tahliyesi söz konusu. Bunun için de İstanbul'dan otobüs firmalarıyla anlaşma yapıldığı gerekçesiyle devrekteki şoför esnafı buna isyan ediyor. Diyor ki biz burada varken neden başka şehirlerden otobüs firmalarıyla anlaşmaya çalışıyorlar diye. Bu arada tabii pazar yerlerinin Zonguldak genelinde kapalı olması nedeniyle Tüketici Çarkları Derneği Başkanı Ali Topoğlu da diyor ki esnafı kazıklayan, yani vatandaşı kazıklayan esnafı boykot etmeye çağrısında bulundu. Boykot edeceklerini de söyledi. Bu Karabük İl Hıfzı Ziraat Kurulu'nun aldığı karar gereği de Karabük'e Zonguldak plakalı ve 35 büyükşehirin plakalı araçlarının giriş ve çıkışı yasaklandı. Karabük İl Hıfzı Ziraat Kurulu da böyle bir karar aldı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemir'in 21 ile tarım teşviği vereceklerini açıkladı. Ancak bu teşvik kapsamında Zonguldak'ın olmamasına da Çaycuma Dernekleri Başkanı Savaş Çiloğlu tepki göstererek koronada ilk beşteyiz ama teşvikte Zonguldak neden yok? Hep herkes Zonguldak'ı anlatıyor. Televizyona çıktığında Zonguldak.